klinik psikolog Metin Aksu bizimle birlikte olacak. Kendisiyle neler konuşacağız izleyelim, sonrasında stüdyomuzdayız. Sosyal fobi nedir? Sosyal fobi neden oluşur? Sosyal fobinin tedavisi nasıl yapılır? Merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını uzman klinik psikolog Metin Aksu sağlık zamanında cevaplayacak. Birazdan. Evet, sağlık zamanı tüm hızıyla devam ediyor efendim. Canlı yayınla TV 8.5 ekranlarındayız. Sıradaki konuğumuz uzman klinik psikolog Metin Aksu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz Metin Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Az önceki VTR'mizde izlediğimiz gibi sosyal fobiyi konuşacağız bugün. Dilerseniz tanımıyla başlayalım ve izleyicilerimize de minik bir hatırlatma yapmış olalım. Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz efendim. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Buradan canlı yayınla uzman psikolog Metin Aksu'ya da ileteceğiz. Sosyal fobiyle başlayalım. Buyurun. Sosyal fobi, kişinin diğer insanlar tarafından değerlendirileceği ortamlarda yaşadığı bir kaygı türüdür. Kişi rezil olacağından ya da utanç duyacağı bir davranışta bulunmasından korkar. Bu bahsettiğimiz kaygı türü insanların aslında Türkiye'de de çok fazla gördüğümüz bir türüdür kaygının. Bu şekilde tanımlayabiliriz sosyal fobiyi. Peki belirtileri nedir? Kişide ne gibi hareketler gözükür? Bunu nasıl belirleriz yani? Şimdi sosyal fobinin belirtileri tabii çok fazla olabilir ama genelde gördüğümüz şeyler yüz kızarması, titreme, kalp çarpıntısı, ellerde titreme, boğazda kuruma gibi belirtilerdir genelde ortaya çıkan. Ortamlarda hep bir korku hakim oluyor değil mi hocam kişilerde? Evet, bir korku hali oluyor ama bu bahsettiğim belirtiler tabii kişiden kişiye ve ortamdan ortama değişiyor. Her ortamda aynı olmuyor. Bazen hepsi beraber gözükebiliyor, bazen işte bazıları gözüküyor. Ama önemli olan burada bunların sürekli oluşu. Yani sadece bir ortamda değil, birçok ortamda bunu yaşıyor olması sosyal fobinin ortaya çıktığını bizlere gösterir. Peki asıl sebep nedir? Yani bu fobinin altında yatan neden nedir? Sosyal fobinin nedeni ikiye ben bunu ayırıyorum. Bir kalıtsal özelliği var, bir de çevresel özellikler var. Kalıtsal özellik çevresel özelliğe göre daha az etkiye sahip. Nedir kalıtsallık? Aile geçmişinde sosyal fobisi olan ya da diğer kaygı türlerinden birine sahip olan kişiler diğer insanlara göre daha fazla sosyal fobi yaşama ihtimaline sahiptir. Bunun dışında çevresel etken çok önemlidir. Çevresel etken de şöyledir. Baskıcı bir aile yapısında ya da baskıcı bir öğretmenle beraber yetişen çocuklarda ileriki yıllarda sosyal fobi ortaya çıkma ihtimali vardır. Buna örnek verecek olursak işte rezil edici ya da utandırıcı cezalar ileride çocukların ya da bu gençlerin de oluyor tabii ki ileride sosyal fobi yaşamalarına sebep olabilir. Yani küçüklükten gelen ailede yetiştirilme tarzına bağlı bir şey de olabilir sosyal fobi ya da sonradan çıkabilir dediniz değil mi? Sonradan çıkabilir ama bunun çıkma yaşı genelde 13 ve 24 yaştır ortaya çıkması sosyal fobinin. Hı hı. Fakat tabii 13-24 yaşına gelene kadar da yetişen çocuklarda eğer baskıcı ve cezalandırıcı yapıda gelişiyorsa bu sosyal fobinin çıkmasına yol açar. Tedavi şekilleri nasıl hocam? Yani nasıl bunu aşabiliriz, yenebiliriz? Tedavi şekillerinden bahsedecek olursak, tabii Türkiye'de kullanılan psikoterapiler çok önemli oluyor sosyal fobinin ve diğer kaygı çeşitlerinin aşılmasında. Ama bizim kullandığımız genelde bilişsel davranışçı terapi oluyor. Bu Türkiye'de ve Avrupa'da kullanılan bir yöntem oluyor ve çok büyük oranda sosyal fobinin ortadan kaybolmasına... Yani aşabiliyoruz değil mi hocam? Tabii yani ki aşılıyor. Bir noktadan sonra artık ortama girdiğimiz zaman hani o eski şeyi sıkıntıları atlatabiliyoruz. Tabii ki tabii ki. Tedavi sonucunda. Sonuçta sosyal fobi bir olumsuz düşünmeyle ortaya çıkan, olumsuz düşüncelerin meydan verdiği bir fobidir. Bu olumsuz düşünceleri bilişsel davranış terapiyle beraber biz olumluya çevirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde davranışlarla da bunu pekiştirerek verdiğimiz ödevler ya da uygulamalarla beraber işbirliği içinde sosyal fobiyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu tabi bize gelen çok fazla danışanda bunda olumlu sonuca biz ulaştık. Ulaşılıyor da. Tabi bunun yanında ilaç desteği de bazen sunulabiliyor ama ilaç desteği sosyal fobide psikoterapiden daha etkili olduğunu düşünmediğim için psikoterapinin önemli bugün olduğunu bunu giydim ya acaba dedim ne diyecekler
merak ettim falan. Hani bayağı, o da bir sosyal fobiye giriyor değil mi? Bir ince girdi ama böyle sonra olumlu tepkiler aldım artık. Hani doğru ya da yanlış belki beni üzmemek için. Olumlu pekiştirildiniz. Tabii olumlu oldu. Mutlu oldum tabii ki. Çok yakışmış efendim. Kalpler. Kalpler. Healthy. Şey evet. EKG traseleri falan bayağı. Evet, konseptimizle çok uyumlu olmuş Serkan Bey. Çok şıksınız, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Devam ederken şimdi şöyle de bir durum var aslında. Sosyal fobiyi yaşayan kişi bunu kendinde olduğunun da farkına varması gerekiyor. Evet. Vardıktan sonra da bunu çözmesi gerektiğine inanması gerekiyor. Bu da bir süreçtir. Çünkü biraz daha çekingen, içine kapanık kişiler olduğunu ben anlıyorum sizin anlatımlarınızla. O yüzden hani bir doktora başvurma süreci bu kişilerde nasıl oluyor? Ya da şu anda bu problemi belki yaşayan izleyicilerimiz vardır. Onlara ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Bunlardan bahsedelim. Şimdi şöyle bir öneride bulunabilirim. Tabii ki sosyal fobisi olan kişi bunu işte farkına varsa bile gitmekten, tedavi olmaktan çekinebilir. Burada ailelere ve yakınlara da önemli rol düşüyor. Çünkü onlar destekleyici olması gerekiyor bu süreçte. Genelde size gelenler birinin vasıtasıyla mı işte annem ısrar etti geldim aslında bir şeyim yok gibi hani biraz böyle inkar ediliyor mu aslında? Öyle olanlar da var ama bana gelenler genelde kimseden habersiz geliyorlar. Çünkü etiket konulması insanların hoşuna gitmiyor. Zaten psikologlara Türkiye'de böyle bir algı vardı eskiden beri. İşte deli doktoru gözüyle bakıldığı için. Evet şu anda neyse ki o yargıyı birazcık evet, o yargı kırılmış durumda şu anda. O yüzden insanlar artık sosyal fobiyle ve diğer kaygı çeşitleriyle beraber gelmeye başladılar. Burada benim önerim şu olacak insanlara. Şu bardaktan, içi dolu, su dolu bardaktan ben örnek vermek istiyorum. Bizim sıkıntımız evet olabilir. İçindeki bardağın içinde su var. Bu miktarı biz değiştirmiyoruz ama ben bunu bir saat tutarsam böyle kolum ağrımaz belki. Ama bunu iki saat tutarsam, üç saat tutarsam kolum ağrımaya başlar. Yani sosyal fobi de böyle aslında. Belki bize bir sene sorun yaratmayacaktır ama daha sonraki senelerde bizim hayatımızda işte çevresel olarak işte iş ortamında, eğitim ortamında bize sorunlar yaratacaktır. Yormaya başlayacak bir noktadan sonra. Yormaya başlayacaktır. O verdiğim örnekteki gibi kol yorulacaktır, insan da yorulacaktır bu sosyal fobiyle beraber. Diğer kaygı çeşitleri için de aynı tabii ki. O yüzden insanların çok fazla bunu ertelemeden tedaviye başvurmaları kendileri için gayet olumlu daha iyi sonuçlara. Olacak. Evet tabii. Peki tedavi yöntemlerinden bahsederken birazcık izleyen izleyicilerimize de örnek oluşturabilmesi açısından birkaç ödev veriyoruz dediniz. Birkaç evet. Alıştırma veriyoruz dediniz. Bunlarla ilgili biraz bilgi alalım mı fikir tabii oluşturması ki. Açısından? Verdiğimiz ödevler genelde davranışsal ödevler oluyor. Bu davranışsal nasıl oluyor mesela? İnsan topluluk karşısında konuşma yapmaktan korkabilir ya da çekinebilir, bunun kaygısını yaşayabilir. Bununla ilgili bir anda hadi gidin 500 kişiye karşı konuşma yapın diyemeyiz tabii ki. Ama bunu kademe kademe biz ilerletebiliriz. Önce belki ailesinin karşısında bir konuyu anlatabilecektir. Yani bunu ödev verebiliriz. Ondan sonra daha kalabalık insanlara yönelik bir konuşma yapabilir. Bu tabii çeşidine göre değişebilir. Kimi insan kalabalık ortamda yeme içme olaylarından da çekiniyor. Bu şekilde kişinin sorunuyla ilgili ödevler verilebilir. İşte az önce bahsettiğim gibi bu da bir örnek olabilir. Belki küçük bir restoranda yemek yemesi onun bir başlangıcı olabilir. Sonra daha yoğun saatlerde bu restoranda yemek yemeye başlar. Ondan sonra daha büyük restoranda ve daha büyük restoranda da yine yoğun bir saatte giderek kademe kademe davranışsal ödevler verilebilir. Tabii bunları verdiğimiz zaman düşüncelerle de çalışıyoruz. Çünkü insanlar olumsuz düşünüyor bu durumlarda. İşte rezil olacağım. Belki çatalı tutamayacağım, elimden düşüreceğim, herkes beni izliyor yemek yerken gibi düşünceler olabilir. Ama biz bunu tersine çevirmeye, aslında öyle olmadığını göstermeye çalışacağız. Evet. Adım adım gitmek. Adım adım tabii ki. Faydası peki var. Yavaş yavaş süremizin sonuna gelirken de tabii ki bu süreçte, tedavi sürecinde kişinin ailesine ve arkadaşlarına da anladığım kadarıyla büyük bir görev düşüyor. Tabii ki. Çevresine ne önerirsiniz? Bu kişinin çevresinde olan kişiler ne yapmalı, nasıl davranmalı? Az önce bahsettiğim gibi aslında destekleyici olmak çok önemli oluyor. Bazen insanlar kendi farkına varmıyor ya da farkına vardığı halde gitmekten çekiniyorlar tedavi olmaya. Arkadaşlar ya da aile destekleyici olabilir bu konuda. Çünkü gerçekten yaşamı çok kısıtlayan bir bozukluk oluyor bu. O anlamda faydası olabilir. Bir de ben şundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de sosyal fobi yavaş yavaş ilerliyor diye ben görüyorum. Bunun sebebi nedir? Önceden
misafirlikler daha fazla oluyordu, komşuculuk vardı ya da mahalle hayatı daha fazlaydı. Ama giderek artık mahalle hayatından, komşuculuklardan ya da misafirliğe gidilmesinden uzaklaşılıyor. Bu da biraz sosyalliği azaltıyor. Bu ortamda yetişen çocuklar daha ileriki yıllarda sadece teknolojiyle beraber işte komşuya gidip komşunun çocuğuyla oynamadan ya da misafirliğe gidip onlarla iletişim kurmadan sosyal fobiye yol açmış olabilir bu durum. Yani birebir işte o teknolojik aletlerle yaşadığımız samimiyeti eskiden dediğiniz gibi ben de öyle bir çocukluk geçirdiğim için işte mahalledeki oyunlar, işte istoplar falan. Evet. Tabii ki çocuk zamanında çocukluktan gelen etkilerle dediğiniz gibi başında bu hastalığın sebeplerinden biri çocuklukta yaşanılan durumlar. Sosyaldik o zamanlar. Sosyaldik, o zaman evet. Artık o kalmadı. Peki ailelere ne önerirsiniz son dakikamız? Ailelere şunu öneriyorum. Önceye göre tabii daha katı değil aileler, daha bilinçliler. Çocuklara böyle ceza ya da engelleyici utanç duymasına sebep olacak cezalar vermiyorlar. Bunların devam etmesi ben öneririm. Çocukların sosyalleşmesi için destek olmaları gerekir. Bu belki spor alanında olabilir, müzik anlamında olabilir ya da dans ne oluyorsa. Çocuklar sosyalleştiği zaman sosyal fobileri, tabii bu insanlar için de yetişkinler için de geçerli. Herkes sosyalleştiği zaman emin olun sosyal fobi azalmış olacak. Yani ne yapacağız? Sosyalleşeceğiz o zaman. Evet. Daha dışa dönük olacağız. Evet, aynen öyle biraz. Yani bazı problemlerin çocukluktan geldiğine İnanmalıyız. Dediğiniz gibi cezalandırma başlığı çok önemli. Çocuklukta ailelere çok görev düşüyor. Bunu evet. Unutmamalıyız. Sosyalleşmek için belki bir spor çevresi yaratmalıyız. Arkadaşlarıyla ilişkisini desteklemeliyiz. Çok teşekkür ediyoruz Rica Metin ederim. Bey. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağ olun, sağlık. Ben teşekkür ederim. Uzman klinik psikolog Metin Aksu bizimleydi. Sosyal fobiyi konuştuk.